ikinci el araç fiyatlarında durum ne? Satışlar arttı mı? İşte bütün bu soruların cevabı Konya Açık Oto Pazarında. Gelin hep beraber bakalım. Valla pazar biraz öyle ya. Şey yok yani, bir yoğunluk yok. Eskisi gibi bir alıp satımı yok. Herkes sorucu, kimse almıyor. Yani. Pazarda şöyle gördüğünüz gibi bir hareketlilik yok zaten. Sadece fiyat araştırması için arkadaşlar geliyorlar. Yoğunluk yok. Yoğunluk yani olsa böyle olmazdı. Hareketlilik pazarda bu haftalarda, son 2-3 haftadır yok. Biraz da sıcağın etkisi var. Çok gelen yok. Konya Açık Oto Pazarında araçlar görücüye çıktı. Araba yok. İkinci el araç piyasasının durgun olduğunu söyleyen satıcılar bu durumdan pek de memnun değil. Aşırı pahalı. Şu an her gün geçtikçe 10 lira 15 lira üstüne koyuyor arabalar. Durgun, çok durgun. Son bir aydır özellikle durgun. Hani genel olarak Türkiye'de de böyle bilmiyorum da pazara biz geliyoruz genelde durgun yani bayağı. Ya durgunluk var ama fiyatlar da düşme yok. Bakın onu diyorum size, şu adam örnek veriyorum, arabayı 400 liraya bundan 2 ay önce almış. Tutup da bu adam 350 liraya vermiyor arabayı. En kötü şartlarda durgun olduğu için aldığı fiyata veriyor veyahut da 5-10 lira yükseğine veriyor. Araba satın almak isteyenler Konya'da pazar günleri kurulan ikinci el otomobil pazarına ilgi gösteriyor. Her bütçeye uygun arabanın bulunduğu pazarda fiyatlardan ne alıcı memnun ne de satıcı. Fiyatlar düşsün ki herkes araba alsın, herkes alsın satsın. Yani bu işi bilen yapsın. Ben bunu 2018'de 14 bin liraya aldım. Yani böyle fiyat yükselmesini istemiyordum ya. Fiyatlar yüksek. Maalesef yüksek fiyatlar. Her hafta geldiğimizde değişiyor. Ben zaman zaman geliyorum buraya. Daha çok araba satıcısı var. Alınmaya gelen çok nadir. Şu an için zaten hani bir şeyi aldın. Almadığın zaman daha zararlı çıkıyorsun. Ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bu zamanlarda hem alıcı hem de satıcı iki kez düşünüyor. Arkamızda görmüş olduğumuz aracın fiyatı ne kadar? 700 bin lira. 2007 model. Aslında eder mi de etmez. Yani piyasası onu götürüyor şu an. Vallahi ben bu arabadan ilk defa bu arabadan aldım. Bu arada 100 lira civarındaydı. Şimdi 100 liraya geçti. 100 liraya bulamıyorsun bu arabalardan. Bir önceki fiyatı bu arabanın 310-315 liraydı. Şu an araba 400-450 lira oldu. Ha biz de sattık mı yerine aynı arabayı koyamıyoruz zaten. Fiyatlar yüksek tabii. Yüksek ama şu an için hani devamlı arttığı için alıcıların bir an önce alması gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlarda işte enteresan bir şekilde fiyatlarda da çok fazla bir düşüş olmuyor. Normalde bu durgunlukta düşüş olmasını beklersiniz ya da durmasını. Satılmasa da insanlarda bir yine şey var yani, hani düşükten vermeyeyim gayreti içinde insanlar. Fiyatlar yükseliyor yani.